Osmanlılar döneminde Çınar Çayırı olarak da anılan Derince ilçesi İzmit'in batısında yer almaktadır. Marmara Denizi'nde boğazların trafik yükünü hafifletici Derince Limanı'yla her yaşta hayranlık uyandıran Harikalar Sahili'ni ve alışveriş merkezlerini bünyesinde barındırır. Derince'nin tanınmasına en önemli katkıların başında lezzetiyle şairlerin mısralarına da konu olan tarihi ve şifalı çene suyudur. Şehri emin, şehrin en emin insanları, bugünkü ifadeyle belediye başkanları, Derince Belediye Başkanımızla birlikteyiz. Hem Kocaeli hem de Derince'yi bize bir kısaca tanıtsın isteyeceğiz. Derince ne ifade eder? Bize Derince'yi bir tanıtır mısınız, anlatır mısınız kıymetli başkanım? Evet, Derince dediğimiz zaman İzmit ilimizin en eski yerleşim bölgelerinden bir tanesi ve sanayinin ve limanın olduğu ilk Derince Limanı, Derince Limanı'dır biliyorsunuz. Şimdi 42 tane liman var ama ilki Derince Limanı'dır. Derince'mizin en büyük özelliği 100 yıl önce saraya giden çene suyumuz vardı. Bugün hala onu fabrika haline getirdik. %100 sermayeli belediyenin suyu. Hatta ben geçen bir ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız onu getirdi. 100 yıl önce saraya gidildi. Şimdi dedim külliyeye gelsin dedim. Cam şişeye koy getir bana dedi. Şimdi cam şişe için de bugün de firmayla görüştük. İnşallah onda cam şişeleme şeyinde de geçeceğiz. Kocaeli'ne gelip de çene suyunu içen bürokratlar çene suda kalıyor diye bunu bürokratların kendileri söylüyor. Onun için mi Kocaeli'nin nüfusu? Her tarafta evet. Çene suyunu içiliyorsunuz ve nüfus hızla patlıyor. Neticede her yıl 40-50 bin nüfus artıyor zaten. Hem doğunun hem de göçten artıyor. Dolayısıyla biliyorsunuz 2011'de biz milletvekili olduğumuz zaman milletvekili sayısı 11'di. Şimdi 13'e çıktı. Yani bu kadar süre içerisinde. Derince Belediyesi'nin çene suyu tesislerinden dünyaya açılan şifalı doğal kaynak suyu, el değmemiş doğası, körfeze gizlenmiş sahili ve tabiat parkları ile Derince, gittikçe artan bir turizm potansiyeline de sahiptir. Benzersiz doğa güzelliğiyle Derince'de bulunan Çenedere, Kaşkaldere ve Çınarlıdere mesire alanları gibi yeşilin sayısız tonunun bir arada görülebileceği nadir yerlerdendir. Kaç mahallesi var Derince'nin? Nüfus ne kadar? 17 mahallesi var. Bunun 10 tanesi merkezi mahalle, 7 tanesi köy. Biliyorsunuz köylerde mahalle oldu. Nüfus 145 bin. Var mı o kadar? 145 bin. Derince'mizin 7 tane köyü, 10 tane mahallesi var dedik. Sanayisi var, limanı var, her şeyi var. E5'in geçtiği güzergah. Dolayısıyla yerleşim bölgesi olarak en eski bölge olduğumuzu söyledik. Adını İzmit Körfezi'nin en derin kıyısından alan Derince, limanın bu bölgeye kurulmasıyla bir yerleşim yerine dönüşmüştür ve günden güne de genişlemeye devam etmektedir. İstanbul'a yalnızca 90 kilometre uzaklıkta olan Derince, Körfez'deki demiryolu deniz yolu bağlantılı ve tüm yük türlerine hizmet veren sayılı limanlardan biri olarak stratejik bir öneme sahiptir. Bu özelliğiyle Derince, hem yurt içine hem de uzak doğu, Avrupa ve Afrika'ya kadar ticari geçiş imkanı sağlayan bir potansiyel barındırır. Çene suyumuzun yanında onu da ilave edelim. Dümbüllek suyumuz var bizim. Şifa kaynağı yani böbreklere ve böbrek taşlarına iyi gelen. Ayrıca göletimiz var biliyorsunuz. Sulama göleti, tahtalı göleti. Şimdi burada tahtalı göletin etrafında biz hafta sonunu geçirecek kalıcı bungalo tipi evler yaparak hem yatırımcı dönecek hem biz de orada bir tesisimiz var zaten. O tesisi ayağa kaldıracağız. Yani insanlar hafta sonunda otobandan çok yakın bir saatte gelip yani 15-20 dakika. Ve kalıp orada köy havasını tenebbüs. Tabii hem bölgemizin tarımsal kalkınmasını hem de oranın ürünlerini alıp onun kalkınması bir ön ayak olacak. Aspir projesi, aspir yağı üretimi konusunda şu anda ekibini yaptık inşallah. Temmuz ayında. Tabii yani vatandaşı ektirdik. Tabii. Vatandaşı destekliyoruz burada. Hem bilgi olarak hem de şey olarak hatta onun tesisini de kurup
İnşallah Ağustos ayında ürünümüzü aldığımız zaman göreceğiz. 140 dönüme yakın arazi ekildi şu an. Çok güzel. Tohumunu biz aldık. Vatandaşlarla oturduk, konuştuk. Onunla ilgili hocamızı getirdik. Burada tanıtım yapıldı falan. En eski mahallemiz var Derince'nin, Deniz Mahallesi. Onu da geçen hafta halkı bilgilendirmek için kentsel dönüşüm projesi adı altında bir çalışmamızı yaptığımızı ve kendini hem slaytlardan hem de yapacağımız projenin genel ana hatlarıyla anlattık. Şu anda onlardan görüşme halindeyiz. Milletvekili de yaptık, il başkanı da yaptık, MKYK üyeliği de yaptık. Ama ondan sonra da dediler ki, git doğduğun, büyüdüğün ilçeye git, hizmet et dediler. Buradan mı doğdun sen? Tabii ben burada doğdum. Ne güzel, bir şans. Onun hazını yaşıyorum. Yani doğduğum, büyüdüğüm insanın ilçemi, son zamanlarımızı, son yaşımızın... Allah daha hayırlısı olurdu. Tecrübemizi burada inşallah vatandaşımıza, dereceli insanımıza sunmaya çalışıyoruz. Çene suyuyla meşhur Derince. Peki Kocaeli ne ifade eder? Biz değerli izleyenlerimiz 2020'yi Kocaeli'yi tanıma ve tanıtma yılı ilan ettik. Kocaeli Türkiye'de, yani dünyada diyeceğim ama Türkiye'de hakikaten aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir il. Nedir? İki tane denizi olan, hem Karadeniz'e hem Ege, Marmara'ya kıyısı olan, gölü olan, dağı olan, kayak merkezi olan, aradığınız sanayisi olan, limanı olan, değil mi? Bu şekilde aradığınız her yeşili olan, tarımı olan, yani sanayi kenti olarak adlandırılır ama bilim, aslında, teknoloji, tabii, üniversitesi. Hepsi olan iki tane üniversitemiz var. Bir Gebze Teknik, bir de Kocaeli Teknik Üniversitesi. Dolayısıyla çok zengin bir ilimiz. Hatta ben Kocaeli Yarımadası'nı şöyle söylüyorum. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir köprü. Yani yarımada bir köprü olarak görüyorum. Değerli izleyenlerimiz, Devralem Parkı ile sizleri Kocaeli'ye götürüyoruz. Marka şehir Kocaeli, markalar şehri Kocaeli, tarih, kültür, turizm, bilim, teknoloji, başkanımızın ifade ettiği gibi her şeyin olduğu Kocaeli belgeseliyle karşınızdayız. Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara bölgesinin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur. Tarihin aynasında zamana meydan okuyan ve Anadolu'nun tüm kültürel renklerini gökkuşağı gibi bağrında taşıyan 3623 kilometrekare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir Kocaeli. Kocaeli, geçmişten günümüze uzanan tarihi kent olarak iklimi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı M.Ö. ve sonra önemli bir geçiş noktası ve yerleşim merkezidir. İlk yazılı tarihi M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Megaralıların yaşadığı Kocaeli'nde daha sonra sırasıyla Frigler, Makedonlar, Presler, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyet kurarlar. 1337 yılında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı sınırlarına dahil olan Kocaeli, 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan kent,
1924 yılında vilayet olur. Şehir, tarihte Kandıra'dan Şile'ye kadar Marmara bölgesinin geniş bir bölümünde kervanların konakladığı, Bağdat, Berlin ve Hicaz demir yollarının kesiştiği ticaret ve kültür havzasında yer almaktadır. Dünyanın önde gelen kültür başkenti kabul edilen İstanbul'a sınır olan Kocaeli, Marmaray, Körfez Geçiş Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü, bağlantı otoyolları, hızlı tren, Cengiz Topel ve Sabiha Gökçen havalimanları, Eski Hisar Topçular feribot hattı ve İzmit Körfezi'ndeki limanlarıyla uluslararası ulaşım, lojistik üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Birçok uygarlığın ve farklı kültürün kaynaştığı bu coğrafya, ihtişamlı yapıları, sanat eserleri, eşsiz motifleri ve lezzetlerini tüm canlılığıyla bizlere sunmaktadır. Kasr-ı Hümayun, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Eski Hisar Kalesi, Sırrı Paşa Konağı, Portakal Hafız Mescidi ve Konağı, Kutluca Köprüsü, Büyük Su Kemeri gibi birbirinden nadide ve özgün mimari eserlerle ziyaretçilerini beklemektedir. Kocaeli'nin el emeği, göz nuru ürünlerini kandıra bezinde, hereke halısında, kara mürselin sepetinde görmek mümkündür. Ülke çapında ün yapmış İzmit pişmaniyesi, saray helvası ve simidi, derince çene suyu, kandıra yoğurdu da gerçekten tadılmaya değer mükemmel lezzetlerdir. Üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, teknoparklar, teknoloji merkezleri, bilişim vadisi ve binlerce sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Kocaeli ilinde, ülkemizin en büyük 87 sanayi kuruluşuyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan illerden biridir. Bugün büyük şehir statüsünde olan Kocaeli, bütçe ve vergi gelirine katkı bakımından Türkiye sıralamasında İstanbul'dan sonra ikinci, kişi başına düşen yıllık milli gelir açısından da birinci sıradadır. Dünyaca ünlü Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, İzmit Seka Parkı, Gebze Ballı Kayalar ve Beş Kayalar Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi, Yuvacık Barajı, Yazlık Ilıcası, Bayramoğlu ve Kefken Adaları, Kuzu Yaylası, Kadırga Yaylası, Gebze Eskihisar ve Derince Harikalar Sahili ve nitelikli turizm tesisleriyle Kocaeli sizi en güzel şekilde ağırlamaya hazırdır.